Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi Allah'a hamd sana tercih ve yerleme ilkelerinden yana salatu selam önderimiz peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın selam, rahmet ve bereketi ise gerçekten gönülden inanan siz dinleyicilerime, izleyicilerime dedikten ve Rabbimden ısrarla tekrar tekrar dileyip dilendikten sonra Rabbimin e, kitabı ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hitabı bizimki rehberimiz, bizimki yol haritamız, bizimki pusulamız, bizimki kendi kendimizi ve bize emanet edilenleri kullanım kılavuzumuz. İşte o vahiyin ana üç konu başlığından birisi peygamberler ve peygamberlik çerçevesinde kıssalar ki alınması gereken hisseler. İnşallah bu kıssalar ve hisselerden yine peygamberlik tarihi, insanlık tarihi ve İslamlık tarihinin bir e, zincir halkası Hazreti Hud aleyhissalatu Vesselam ve e, Hud aleyhissalatu Vesselam ile birlikte tabi biz bir şekilde e, adiliğin temeli olan, start noktası olan ad kavmini de tanımış olacağız. Helaka müstahak olan. İşte e, Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Sam, onun oğlu İrem, onun oğlu Avus, onun oğlu Ad. Ve Ad, e, dün ismiyle artık kabile o kavim isim e, almış ve Ad'ın oğlu Şeddat döneminde Hazreti Hud Aleyhisselam o toplumda peygamber. Cennet Tabii Kur'an'ı e, kuran Kerim'de nasıl ki bize özendirici, imrendirici bir biçimde, gıpta ettirici biçimde yansıtılır, anlatılır. Cehennemde bütün dehşetiyle gözler, gönüller önüne sergilenir. Aynen öyle. Hz Adem'den itibaren gelen vahiylerde bu aynı boyutta, aynı şekil ve içerikteydi. İşte e, az çok cennetten haberdar olanlar işte dünyada biz kendi cennetimizi kurarız. Bize başkası gerek yok. Zaten ona efendim itibar ve iltifatımız ve inancımız da yok noktasına gelen topluluklardan işte bu özellikle bu topluluk cennete mukabil gibi ona muadil gibi onun karşıtı gibi İrem şehrini inşa etti. Kur'an-ı Kerim'de de ifade ve işaret edilen ismine değinilen, atıfta bulunan, evet çok şatafatlı, o günün şartlarında en ileri süper bir şekilde dizayn edilmiş bir şehir. O günün kralı Şeddat. Hazreti Hud dönemindeki ad lideri olan bu Şeddat, artık zaten bir de küfrün kafirliğinde doruğunda oturuyor ve kafirlerin lokomotifliğini yapıyordu tabiri caizse. Onların bulunduğu coğrafya Ahkaf ismiyle Kur'an-ı Kerim'deki bir suremizin ismidir. Yemenle Umman arasındaki bir coğrafya idi. Ad kavmi 10 ila 13 kabileden oluşan bir ulus noktasındaydı. Ee, toplam sayıları 3-4 bin ne varıyor e, kanaati hakim. <laughs> ad kavminin kendi tarihi gelişim içerisinde bir adı ıra ilk ad bir de adı uhra son ad şeklinde iki e, efendim dilimi vardır. İşte e, biz e, adı ıra e, helak edilen Hazreti Hud dönemindeki e, ha, kavim ve Kur'an-ı Kerim'in helakından söz ettiği kavim birinci dilimidir. Bugün o helakin, felaketin gerçekleştiği yerde ne bir bitki, ne bir hayat, ne de bir hayat emaresi söz konusudur. Tamamen çöldür, ıssız bir çölden ibaret. <laughs> Daha öncesinde bahçe, köşk, saraylar, ve efendim zengin bir hayatın dolu dolu olduğunu hem bitki örtüsüyle hem de yapısı imarı ile sergileyen bir coğrafyayken bugün sadece çöl pozisyonda. Zaten Arkeolojik bazı kazılar da bunun aynen Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekil biçimde olduğunu bize çok mükerrer bir şekilde bu bulgular ortaya koymuş oluyor. Hazreti Hud Aleyhisselam birazdan Kur'an-ı Kerim'den biz onunla alakalı bölümleri paylaşacağız Allah izin verirse. Felaket sonrası inananları ile birlikte Mekke'ye intikal etti. Mekke'ye hicret etmiş oldu. Vefatı sonrası bir rivayete göre Kabe-i Muazzama'nın hilalimsi bir efendim kısmı vardır. Hilalimsi bir kısmı, altın olup dediğimiz yağmur oluğunun da efendim bir şekilde bulunduğu cihetidir. O hilalimsi kısmı aslında Kabe-i Muazzama'nın içindendir. Bilahare o dışa bırakılmıştır. Tavaf onun dışından yapılır. O işte hicrin bulunduğu yere defnedildi. <laughs> Hazreti Hud Aleyhisselam'ın vefatı sonrasında değişik 10 surede geniş geniş anlatımı söz konusudur. Hazreti Hud Aleyhisselam peygamberlik kendisine lütfedilmeden önce kavmi içerisinde soylu, şerefli, saygın ve onurlu ve de e, kendi fikrine itibar ve iltifat edilen bir şahsiyet olarak e, efendim e, karşımıza çıkıyor. Daha önce ticaretle uğraşıyor idi. Orta boylu, esmer tenli, gür saçlı, çok güzel, yakışıklı bir yüze sahip, e, Hazreti Adem'e en çok benzeyenlerden birisi olarak anlatılır. Her halükarda e, cömert, e, müşfik ve müşfik, gayet şefkatli, ibadete çok düşkün ee, bol bol sadaka veren bir pozisyonda bir hayat tarzı yaşam çeşidini tercih etmiş durumdaydı. Hazreti Uud Aleyhisselam'a e, itirazlar ve taciz ve tecavüz diyebileceğimiz e, denli e, efendim bir şekilde e, ithamlar, iftiralar bir beyinsizlik, iki sapıklık, yani sen sapıttın e, dengeyi kaçırtın şeklindeki itam ki bunların benzeri bütün peygamberlerde görüyoruz e, küçümseme efendim e, önemsememe e, kendilerine kendilerini atalar dinine bağlılık adetlere geleneklere göreneklere bağlılık sen adetlere karşı ha adetlere karşı zaten ibadetler getirile gelmiştir bir şekilde e, biz güçlüyüz zaten. Boyumuz, postumuz, malımız, milkimiz, iktidarımız e, efendim e, ve bizim varlığımız. E, siz kimsiniz ki? E, yani bir avuç insan ve sizin ne siyasal, ne ekonomik, ne sayısal bir üstünüz yok diyerek onları küçümsüyorlar ve sizden ne kadar tehdit ederseniz için, ne kadar sesiniz yükseltirseniz yükseltin, sizden bize bir zarar şöyle görünüşte kesinlikle sizden bir zarar görmemiz. Biz sizden niye çekinecek? Sizin için kale alacak hesaba katacağız ki diyerek onları önemsememe noktasında bir tavır sergiliyorlardı. <laughs> Zaten o toplum dünyaya aşırı düşkün kendilerini bir şekilde müstahni görmeleri yani hani Alak suresinde de vardır. İnnel insane la Hiç şüphesiz ki insan böyle taşkınlığa, azgınlığa yatkındır. Erra'ahüsteona. Kendisini hiçbir şeye ben muhtaç değilim. Gördüğü an hele hele. Sağlığı yerinde. Sıhhati tamam. Gücü kuvveti tamam. Malı milki tamam. Hiç kimseye kendisini muhtaç görmediğinde azmaya, taşkınlık yapmaya daha yatkındır. Ki bu toplumda genel geçer olarak da bunu fiilen görmüş oluyoruz. Evet bir şekilde kendilerini müstahni görmeleri e, ahireti inkara götürmüş oluyordu ki Aleyhisselatü Vesselam'ın da yani e, ad kavmine e, yönelik e, bir şekilde onlara helakin geldiği o rüzgar, fırtına, alabora hadisesini anlatan Tirmizi'nin sünnünde geçen bir hadis-i şerifindeki ifadesine Biraz dikkat edersek meselenin ne kadar Allah'ın azameti açısından e, yüce bir değere sahip olduğunu görmek durumundayız. Şöyle ki işte onlara Ad kavmine sadece yüzük halkası miktarında rüzgar gönderildi. Bir yüzüğün yüzüğün bir parmağa geçilen yüzüğün halkasından çıkan bir rüzgarın etkisi yani siz o rüzgarı komple ya şimdi işte e, kilometrik değerlerle değerlendirip de o şu kadar bir efendim alandan geliyor görüntüsünde olsaydı ne, ha, ne hal olurdu? O da evet e, bir başka değerlendirme. <laughs> aleyhisselatü vesselam bir yüzü kalkası miktarındaki rüzgarla onlar e, bu şekilde oldular buyuruyordu. E, ve de bundan sonrasında da aleyhisselatü vesselam bu anlatımının arkasından Zariyat suresi 41 ve 42. ayeti i celaleleri tilavet etmişti. Bu hadis-i şerifimiz Kütüb-i e, İbrahim Canan'ın e, efendim e, Türkçemize tercüme edilmiş e, efendim Kütüb-i de 14. cildinde e, söz konusu edilmiş. İşte Zariyat Suresi'nde de Rabbim şöyle buyurdu. Esadullah ve fi'ad İz ersalna aleyhimur rihal akim. Hani biz onlara köklerini kesecek bir rüzgar, fırtına alabora göndermiştik ya. Ma tedaru min şeyin etet aleyh. Hiçbir şey bırakmıyordu. Nereye uğradı, nereye değildi, nereye dokunduysa o rüzgar yani oradan bir zerre bırakmıyordu. İlla cealetu keramim. Ancak onları çürümüş ve kül haline gelmiş bir şekle dönüştürüyordu. İşte e, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı ve de atıfta bulunduğu ayeti cellelerin bir şekildeki mesajı. Şöyle Kur'an-ı Kerim'e e, efendim genel bir bakamaya, bakmaya çalışalım Allah izin verirse. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi yedi yerde geçer. <laughs> Arafta, hudda, Araf'ta bir kez geçer Hud suresinde beş kez, şu arada bir kez geçer. İsminin bizzat zikredildiği yedi ayet-i var. Kavmi Ad ise 24 yerde dile getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de. Olayın coğrafyası ise efendim Yemen coğrafyasındadır. Bunu da ifade etmiş olduk inşallah. Hazreti ile alakalı ilk karşımıza çıkan kıssanın anlatımı <laughs> Arap suresinde. Yani Kur'an-ı Kerim 7. suresinde. Rabbim şöyle buyuruyor Esadullah. Ve ila adin ekahum huda. Ad kavmine de kendi bağırlarından kendi vatandaşları olan e, efendim kendi kardeşleri Hud aleyhissalatu vesselam'ı bir, bir, şekilde peygamber olarak gönderdik. Kal şöyle davetine başlamıştı. Ya kavmi ey vatandaşlarım. Ü'budullah ma lekum min ilahin gayru. Allah'a kulluk edin. Ondan başka kayıtsız şartsız itaat ve ibadet edeceğiniz bir başka mabut yok ki zaten. Efela takun. yani hiç tedbir almaz mısınız? Sakınıp çekinmez misiniz? Korkup korunmaz mısınız? Kulluk bilincine duyarlı tutarlı bir şekilde sahiplenmez misiniz? İleri gelen kurmay takımı onların galantor takımı şöyle cevap vermişlerdi. Kâlel melevilletine Onun kavminden inkardan, nankörlükte ileri gelenlerden kalan tor takımı. İnnâ lene Biz seni bayağı görüyoruz. Ya sen, senin söylemini eylemin bayağı bizim kafamızda, gönlümüzde, gözümüzde. Ve inna lene zunnüke el Ve biz senin yalancılardan olduğun kanaatini de taşıyoruz ha. Çok fazla efendim sana itibar etişimiz söz konusu değil. Bunun üzerine Hazreti Hud cevaben kal demişti ki ya kavm bi sefaha. Ben de siz farklı yerden bakıyor, farklı değerlendiriyorsunuz. Ben de bayağılık olan yok. Fakat benim söylemlerim benden de değil. Benden de kaynaklanmıyor. Velakinni rasulun min rabbil alemin. Tüm alemlerin sahiplenen sahibi, vekili, kefili yaratan, yaşatan Rabbinin ben özel elçisiyim size. Peygamberiyim. Übelli okum ve ben size o en güzel e, e, yaratanın en güzel mesajını en güzel şekilde size ulaştırmanın derdindeyim. Risalet Rabbi Rabbimin mesajlarını ulaştırıyorum sadece. Niçin ama? Biz ve ene lekum emin ve ben size gerçekten sadece nasihat etme öğüt verme noktasında güvenilir bir şahsım. Sizinle ben aynı coğrafyada aynı tarihi yaşadım. Bende herhangi bir güne, güven bunalımı gördünüz mü? Dercesine. Eve <laughs> aciptum. Neden garibinize gider ki? En zikrum mir rabbikum ala minkum liyunzirakum sizi ikaz etsin diye Rabbinizin sizin içinizden bir e, adamla size bir şekilde hatırlatma getirmesi göndermesi onun e, o kişinin böyle bir e, ikaz uyarı içerikli bir e, hatırlatmayı getirmesi niye kalbinize gider ki kuru iz khulafa min izadakum fi'l halqi siz bir hatırlayın şöyle siz Nuh kavminden sonra Allah onları sildi süpürdü. Onlardan sonra siz Nuh kavminin inananlarından türeyen, üreyen e, ve de Allah'ın size yaratılışta e, efendim e, gerçekten boy, post, güç, kuvvet verdiği bir kesimsiniz. Allahu Teala size yeryüzü ve yeryüzündeki her şeyi size emanet etti. Allah adına size Rabbim nimetler yağdırdı ve size yetki ve donanım verdi. Evet, fezkuru öyle Allah. Allah'ın size sanak gibi yağdırdığı bereketi, ihsanı, ikramı ve nimetleri şöyle bir hatırlayın. Leallekum tuflihun. Ancak o zaman paçayı kurtarırsınız, felaha erersiniz. Kalu dediler ki: "Eci tenalini ya vahde." Yani sen bize bütün ilahlarımızı bırakacağız. Bir tek Allah'a yine efendim kulluk edeceğiz. Bunu mu söylüyorsun? Bunu mu getiriyorsun? Ve nezara ya bu ya'budu ona atalarımızdan bize kadar tevarüs eden, intikal eden bütün bu putlarımızı bir şekilde terk edecek. Onları saf dışı bırakacağız. Bunu mu istiyorsun sen bizden? Bir dakika, bir dakika. Fetina. Orada dur bize getirir. Bima te'iduna in kunte Şayet ki da sadık olanlardan olanlardansan bize o tehdidin azap tehdidin neyse elinden geleni arkana koyma getir onu. Dediler. <laughs> Bunun üzerine Hazreti Hud'un cevabı şuydu. <laughs> Bu kadar nankör, küsta o kala sırnacık ısrarla topyekun beraberen tepki verişinizin sonucunda Rabbinizden size afet, helak, bela ve Rabbinizin öfkesi tecelli etti bir şekilde harekete geçti. Artık siz etücadilüün yani fi esma insan maytumuha ve abakum ma nazzalallahu biha min sultan siz yani kendi uydurduğunuz isimlerinde kendi koyduğunuz siz ve babalarınızın uydurup bir şekilde e, isimlendirdiği, ortaya koyduğu hiçbir belgeniz Allah tarafından elinize verilmeyen, Allah'ın hiçbir şahit delil belgesini elinizde bulundurmadığınız bu uydurduklarınız konusunda mı benimle mücadele etmeye, benimle didişmeye, münakaşa etmeye yelteniyorsunuz? Tamam öyleyse. Fentaziru. Bekleşin bakalım. İnni minel muntazirin. Ben de sizlerle sizlerle beraber bekleyenlerdenim. Sonucu bekleyelim. Helak meselesini bir şekilde olmuş biçimde anlatan ayet-i celalimiz ma'ahu bi rahmetin minna. Nezdimizden rahmetle onu ve onunla beraber inanmış olanları biz kurtardık ve kata'na dâbirallezine bu bi ayetine. Bizim ayetlerimizi yalan sayanların kökünü kazıdık. Onları bitirdik. Ve mâ müminin. Onlar zaten mümin değillerdi. Ki e, bu bağlamda Kamer suresinde Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Kezzabet âdun fekeyfe kâne azâbi ve Ad kavmi Yalansamıştı, Vahye karşı nankör küstah tavır sergilenmişti. Hani bir şöyle bakınız o coğrafyaya ve de tarihi bir şekilde şöyle karıştırın. Tarihi gerçeklerle yüz yüze gelin. Benim peygamberlerim mi ve azabım mı nasılmış? Peygamberlerimin ikazı nasılmış? Nasıl netice vermiş? Sonuç ne olmuş? Azabım nasıl tecelli etmiş? İnne ersenne aleyhim riha. Onlara bir rüzgar gönderdik. Bir sar sara, dondurucu, kavurucu bir rüzgar. Fi yevmi müstemir. Hem de meşakkatli, zor ve dursuz bilmeyen bir rüzgar. Öyle bir fırtına ki Resulullah bir sadece yüzü kalkasından çıkan bir rüzgar. O kadarcık bir miktarı oluşturan bir orandaki ama 7 gece 8 gündüz. O rüzgar ne yapıyordu? Tenzi'un nase ke'ennehum e'cazu nehlim mu'ka'ir. Onlar, o rüzgar insanlara ulaşınca sanki onlar efendim yerinden sökülmüş hurma kütükleri haline geliyorlardı. Yani ayakları yere basmıyordu bile. Fekeyfe kena azabi bunudur. Nasılmış benim azabım ve ikazlarım? Evet, tabi bütün bunlar bize niçin anlatılıyor? <laughs> geçmiş Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın aracılığıyla geçmiş toplulukların karşılaştıkları Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ve sonrasındakilerin neden anlatılıyor? İşte, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا Kur'an, Biz Kur'an-ı Kerim'in <laughs> okunması, dinlenmesi, anlaşılması ve hayata uyarlanmasını o kadar o kadar kolaylaştırdı ki tam insan için insan adına insan odaklı insana göre insanın ihtiyaçlarını karşılayacak on, onların sorularına tam ciddi doğru en doğru cevabı verecek ve onların sorunlarını problemlerini kökten çözecek bir içerikte kolaylaştır ki zikri hatırlasınlar öğüt alsınlar diye Fehel min muttakir. Peki öğüt alan var mı? Evet. Şeklinde Kur'an-ı Kerim'in bir şekilde ısrarla vurgulayışı söz konusu. Bakınız yine biz e, bir başka <laughs> Hud suresinin Hz. Hud aleyhisselam kendi ismiyle anılan surenin bir bölümüne bakalım. <laughs> o ne demişti? Veya kavmi Ey kavmim, ey vatandaşlarım, istiğfiru <laughs> rabbakum. Rabbinizden mağfiret, bağışlanma dilenin. Sümme <laughs> tubu Sonra onunla bire bir ilişkiye geçin. Ondan özür dileyin. Tevbe edin. Ciddi, samimi, meşru. O zaman ne olur sonuç? Yursil sema'e aleyküm midrara. Allah-u Teala size gökyüzünü sağanak gibi yağmur haline getiriversin. Gökyüzünden sağanak gibi yağmur yağsın sen, bol bol. Ve yezid kum kuvveten ila kuvvetikum ve Allahu Teala sizin kuvvetinize, gücünüze güç vers, katsın. Ve la tetevallav mujrim aman ha, Sakın ola ha günahkarlar olarak geri dönmeyin. İkaza kulak ve gönül verin, ömür verin. Dediler ki galu yahud Ey Hud, Ma ci'tena bi beyine. Sen bize yani çok etkin, yetkin, bizim istediğimiz stilde bir mucize falan da getirmedin. Vama nahnu bi tariki alihatina an kavlik. Sadece senin sözünden dolayı biz bir şekilde ilahlarımızı falan bırakacak, terk edecek de değiliz. ama nahnu leke bi mu'minin. Hem sen ne yaparsan yap, biz sana inanacak değiliz. <laughs> Boşuna yorulma. Ve de hatta sana şunu da ifade edelim. İnne kul illa ateraka ba'du alihatina bisu. Ha yani bizim ilahlarımızdan sana bir şekilde bir kötülük de bazılarından dokunur ha. İlahlarımız seni çarpar. Tehdit ediyorlar bu defa farklı tehdit. Hazreti Hud'un gerçek tehdidine onlar tehditle cevap veriyor. Bunun üzerine Hazreti Hud'un takındığı tavra bakınız. Gal buyurdu ki inni üşhüd üşhidullah ben Allah'ı şahit tutuyorum. Allah şahidimdir ki. Ve siz de kendiniz bizzat şahit olun ki enni beri ummin sizin ortak koşup itibar ve iltifat ettiğiniz o putlarınıza ben itibar ve iltifat etmiyorum. Onları saygı değer bulmuyorum. Onlardan beraatimi de ilan ediyorum. Onlarla benim gönül bağım yok. Hiçbir şekilde onların onları bir şekilde tehdit olarak sunmuşunuzdan etkilenmiyor, esinlenmiyorum. Zerre çekinmiyorum. Minduni <laughs> sadece Allah'tan korkum var benim. Fekiduni cemia topyekun beraber birleşin tüm güçlerinizi seferber edin bana ne halt edecekseniz elinizden geleni arkanıza bırakmayın. Tüm la zirun. Sonra da bana zerre kadar bir zaman dilimi de mühlet tanımayın. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Çünkü ben sizin de benim de Rabbim olan Allah'a tevekkül ettim. Ve ma mi dabbetin illa huve yani yeryüzünde hiçbir canlı yok ki hepsinin perçeminden tutmuş Rabbim onlara dilediğini yaptıran, dilediğini yapma noktasında güç, kuvvet, inisiyatif imkan sahibi olanın ta kendisidir. <laughs> i̇nne Rabbi in, inne Rabbi ala sıratı müstakim. Ve Rabbimin gönderdiği de, gösterdiği de, uyguladığı da, yarattığı da, affı da, cezası da dost doğrudur. Rabbim neyler, neylerse güzel eyler. Fe in tevallâ bütün bunlara rağmen siz yüz çevirir, sırt dönerseniz fakat eblagtukum ma ursiltu bihi ileykum. Benim size gönderiliş amacım neyse o amacı ben gerçekleştirmek için size bütün bana verilen mesajları ilettim en güzel şekilde. Seveceğim bir tarzda, hastaya dost, hastalığa düşman bir formatta. Ve istahlifu rabbi qawman gayrakum. Fakat sizin bu nankör davranışınız sonucunda Rabbim siler süpürür. Sizin yerinize yeni bir kavim daha önce sizin dedelerinizde Hazreti Nuh'ta olduğu gibi getiriverir. Öyle tedurrunahu şey'e ve Allah'ın bu takdirine siz hiçbir şekilde engel olamaz. Ona zarar halal de getiremezsiniz. İnne Rabbi şeyin hafid. Çünkü benim Rabbim her şeyi evet koruyan, kotarandır. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Bizim bir şekilde takdirimiz tecelli ettiğinde helak felaket başladığında Ne hudan vellezina amanu ma'hu bi rahmetin minna hem hazet oldu hem de inananları onunla beraber bizden nezdimizden rahmetle kurtardık. Ve neceyna min azabin onları ağır o müheybet heybetli o azaptan kurtardık. Ve tilke ad ama şu Ad kavmi var ya adiler topluluğu cehedu bi ayeti Rabbim Rab'lerinin ayetlerini bile bile anladılar aslında kavradılar aslında şehvetlerine şöhretlerine öfkelerine onurlarına gururlarına yediremediler o sebeple de bile bile Rab, e, inkar etti tercih ettiler ve asav rusulehu ve peygamberlerine de isyanı tercih ettiler ve tebe'u emra kulli cebbarin anid nankör, inatçı ve de zorba kişilerin yolunu takip ettiler. Onların emrine girdiler. Ve utbi'u fi hadi dunya la'neten ve yevmel kıyame. Evet bu dünyada da kıyamette de Allah'ın lanetine uğrayı verdiler. Ela inna aden keferu rabbihim. Haberiniz ola. Evet, Ad kavmi hiç şüphesiz Rablerini inkar etti ve onlara Ela bu delli adimun kavmi Hud, Hud kavmi olan Ata yazıklar olsun. Onlar helak olsunlar, kahrolsunlar. Bu usta bizim ayeti cellilerimiz efendim e, şu arada var efendim e, ahkafta var fakat hepsini ben şu anda dile getirme imkanına fırsatına fazlasıyla sahip değilim ama e, efendim e, özetleme adına Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlardan bir şekilde hareket ettiğimizde özetlem adına şöyle bakmak durumundayız. Dersler ve ibretler boyutunda. Kur'an-ı Kerim peygamberlerden birilerini bize anlatırken kardeşleri, Kardeşiniz şeklinde yani yabancı birisi değil sizden birisi sizin gibi birisi sizin şartlarınızda birisi sizin aslında e, aranızda hiç güven bunalımı da yaşamadığınız birisi şeklindeki ifadesi önem arz ediyor. Evet bakıyoruz ki e, efendim e, kınanmaktan çekinmeme aldırış etmeme yani kınayanın kınamasını hiç önemsememe duruşu sergileniyor. İslam ve Müslüman davetinde bu önem arz ediyor. Üçüncü nokta ise cahilin cüret ve cesaretini doğal görmek gerekir. Bilmeyen cahil ce, ce, efendim o bir kabloda e, akım olduğunu bilmiyorsa cesaretle cesurca elini götürür, tutar. Orada bir e, efendim mayın olduğunu bilmeyen cesurca oraya hoplar, zıplamaya kalkar. Evet, onu doğal görmek lazım. Cahil cesurdur. Mesaj e, karşısında efendim Allah'ın mesajı, Allah adına bir şey anlatıyorsak yani şu zarfı dolduruver, benim cebime de şunu koyuver, karşılığında bana şunu siyasidir, ekonomiktir, dünya adınadır bir çıkar beklememek gerekir. Yani şayet Allah adına yapıyorsak Allah'ın rızasına başka bir ambalajı maç getirmemek gerekir. Bir başka nokta ise e, bereket midir, rahmet midir, huzur mudur? Ancak e, kulluk ile ahlak ve hukuk ile gerçekleşebilir. Bunların hiçbirisi kulluk olmaksızın ahlak ve hukuk gerçekleştirmeksizin bereket de rahmet de uzun soluklu huzur da elde edilemez. Şayet karşımızdaki e, efendim e, muhatap olan kesim gerçekten e, hastalar ama has hastalar öyle bir efendim hastalıklarıyla hemdem olmuşlar. Hastalıklarıyla içli dışlı olmuşlar. Hastalıklarının hiç tedavisini istemiyorlar. Hastalıklarla bütünleşmişlerse inat ve ısrarla topyekün hep bu şekildeyseler o zaman onlardan uzak durmak o hastalık bize sıçramasın. Biz onları tedavi edemiyorsak onlardan bize hastalık sıçramasın efendim tedbirini almak gerekir. İşte Allah'ın meyanları da biz zaten tınmamalıyız. Allah'ın cenneti cehennemi olan Allah'ı tınmıyorlarsa biz onların tehditlerine itibar ve iltifat etmemeliyiz. Allah izin vermezse zerre yaprak bile oynayamaz. Birinciyle hareket etmeliyiz. Ya efendim vahye itaat ve ittiba ya da zorbalara itibar ve ittiba hadisesi karşımızdadır. Ya Hani Necip Fazıl'ımızın Allah rahmetylesin dediği gibi ya sadece Allah'a baş eğer hiçbir şeye eğmezsin ya da her şeye baş eğer hiçbir şeye değmezsin. Sonuç budur. Yönetim idareciğer ve idare sistemi e, vahye rağmen vahiyle Kur'anla sünnetle Allah'la peygamberle dinle İslam'la şeriatla ters düşüyorsa kendisini de ve yöneteni de kutsallaştırıyorsa Evet bir şekilde o zaman vahiy ile onlara net bir şekilde tokatı vurmak, evet cevabı vermek gerekir. Şeytan ve hempalarının imajdır, ambalajdır, kamuflajdır, süslediklerini evet Müslümanlar vahiy gözlüğünü takacak. Vahiy gözlüğüyle bakacak. Firaset ve basiretiyle onları bertaraf edecek potansiyele sahiptir. Tüm nimetler eşverendir, işverendir, aşverendir onlara teşekkür ederiz ama onlar postacıdır, asıl gönderen Allah'tır şükür gerektirir, hamd gerektirir ama musibetler ise şefkat tokadıdır Rabbim yola ize dize gelelim hakkını verelim, haddimizi bilelim diyedir, sabır ve direnç gerekir, İşte zaten kulluk sınavı da bu noktadadır şükür sonuçta nimetleri efendim zaten itaatte kullanma anlamınadır, itaatte kullanıyorsak, şükrü biz bizzat fiiliyata geçiriyoruz demektir. Evet, ad kavminin özeti şudur, aşırı eğlenceye düştüler, dünya ve dünyalıkla kendilerini ebedi gibi gördüler ve de e, ötesine hiç itibar ve iltifat etmediler, tedbir ve önlem geliştirmediler. Evet, inananları küçümsediler, dışladılar, horladılar. Rabbim böylesi yaklaşımdan nefsimizi ve neslimizi beri eylesin ve bizleri de onlara karşı dik durma noktasında hassas eylesin diyor. Rabbimden diliyor ve dileniyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.